Uğur merhaba. Merhaba, iyi akşamlar. Eline sağlık, birkaç sayfa ekledin gördüm. 3 sayfa galiba. Abi yine az ya, ben haftada 3 yapayım diye planlamıştım da bu aralar boşum. Hazır dedim boşken bir yardırayım. Anca 3 tane çıktı. Sağ olasın. Selamlar. Merhaba. Merhaba. Bugün ben olayım moderatör. Bir sürü şey ben ekledim. Şey konuşulacak Merhaba. yani. Merhaba Merhaba. şimdi. Merhabalar. Olsam bunları şöyle bir azıcık aşağı alsam olur değil mi? Olur. Ben sayfa bölünüyordu orada bende. Okey. Evet, şey eklemiş oldum. Önce bir şeyleri bir update verelim birbirimize. Hı. Tamam diye. Bir de geçen seferlerden kalan bir şeyler vardı. Bir dakika daha bekleyelim. Belki gelen birileri daha alın. Sonra başlarız. Okey. Başlıyorum o zaman. Şeyden başlayayım yine. Code of Conduct. CNCF toplantısı olduğu için bu. Code of Conduct'a uymamız gerekiyor. Birbirimize kibar olmamız, nazik olmamız, saygılı olmamız diye özetleyebiliriz. Bir de toplantımız kaydediliyor. Ve YouTube'a konuluyor. Tekrar onu da hatırlatayım. Birkaç güncelleme vardı benim böyle toparladığım. Öncelikle Oğuzhan approver oldu. Teşekkürler Oğuzhan. Batuhan kendi başka öncelikleri olduğu için diyeyim. Bıraktı. Sağ olsun o da. Bu konu böyle. Teşekkürler Oğuzhan. Teşekkür ederim. Eyvallah. Tamamlanan yeni sayfalar. Uğur, senin de eline sağlık. Agile Software Development eklendi. Container, Infrastructure as Code. Bunları yapmış olduk. Yani son konuştuğumuzdan beri 5 sayfa eklenmiş oldu. Bu da bayağı iyi bir rakam. Şunlar da bakmak isterseniz review bekleyen dokümanlar. Gene Slack'ten topladığım şeyler. Haber verenlerin dokümanları diyeyim. Bunlara bakabilirsek güzel olur toplantıdan sonra veya işte bir sonraki toplantıya kadar mesela. Onun dışında birkaç aksiyon vardı ama biri Halil'de, onu geçelim. Diğeri de Halil'le bende ama bununla ilgili aşağıda zaten ayrı bir madde daha yazdım. Onu da o zaman konuşuruz. Oğuz, sen şimdi bundan sen bahsetmek ister misin? Kısaca bahsedeyim. Bunlar ben issue'ları takip ediyorum. CNCF tarafında hepimizi ilgilendiren bir şey olursa diye. Evet. Sanırım diğer dillerdeki çevirilerde etiket ve kategorilerde şey yani bazısında İngilizce kalmış, bazıları çevirmiş falan. Genel bir aksiyon alıp hepsini herkes kendi diline çevirsin gibi bir issue açıldı. Biz de canlı
çıkmadan hazır edelim diye. Benim zaten fark ettiğim birkaç tutarsızlık vardı bizim tarafımızda. Belki bir hem kategorilerin hem etiketlerin üzerinden geçip onlar için ortak çeviri sözlüğümüzde bir şeyde karar kılabiliriz yani. Türkçe'de nasıl ifade edelim diye. Birinci şu bu. Diğeri de Mesela burada bir dakika bir şey merak ettim. tabii. Şimdi kategori vardı, bir de bir şey daha vardı Bir de etiketle ama arama anladım. var. Etiketlere bak. Evet. Bunlar var. Application, fundamental. Bunları Türkçeleştirelim diyor özetle. Evet. Ha, Evet. tamam. Bir de kategoriler vardı. Onlar nerede kullanılıyor acaba? Onlar nerede acaba? Ben de bakayım. Buralarda falan kategori materyali bir şey var mı ki? Bulut bilişimi açtım. Infrastructure diyor. Fundamental diyor. Okay. Kategori belki de kullanılmıyor. Bilmiyorum. Neyse biz okey yani o Olabilir. ticket'ta ne yazıyorsa ona uygun şekilde yapalım. Eyvallah. Bununla Evet, bir tanesi ilgili bu. sen ya da gönüllü var mı öyle bir bunu yapacak? Mevcut sayfaların hepsini gezip. Benim için hiç fark etmez. Gönüllü varsa alabilir, yoksa ben de Yani alabilirim. ben de yapabilirim. Ya iki Fark. kişinin yapacağı iş değil herhalde. Oğuzhan veya Uğur biriniz alalım. Fark etmez. Ben Uğur alayım ya. Ben alayım ben alsın. alayım. Tamam. Tamam eyvallah. Okay. Tamam. Bir diğeri de buradan. Diğer işi de o. O da nedir başlığının tamamen kaldırılması ile ilgili. Accept edilmiş diye anladım. Ama hani altta önce İngilizce için mi yapsak gibi bir öneri sunulmuş. Henüz üzerinde çalışılmıyor ama biz de en azından kaldırabiliriz diye düşündüm. Yapmak istersek. Ya da hani işi takip edelim. Buradan ne sonuç çıkarsa öyle yapalım diyebiliriz. Okay. Bu daha önceden tartışılmış sanırım. Bir yani what it is'den what is it soru işaretine çevrilmiş. Sonra da silelim demişler. Evet. Tamam. Şuraya bir kısaca yazayım mı? Yazalım. Okay. Tamam, ben de şimdi subscribe olmuş oldum. Hı. Sen zaten izliyorsun işi. Cevap gelirse ona göre bakarsın. Tamamdır. Vallahi iyi, Teşekkürler. iyi ya. Sen bunu takip etmedin. Bunları takip etmen çok iyi. Yani takip olması. Approver olduktan sonra bütün işler gelmeye başladı. Oradan all etiketi falan görünce girip bakıyorum haliyle. Ben de acaba nasıl? Ben de sadece participating ve mentions var. Okey. Tamam. Okey. Devam ediyorum o zaman. Sadece haber vermek için live'ı alma zamanımız yaklaşıyor. 10 tane çevrilmiş terim istiyor. CNCF ve bazı mecburi sayfalar işte Home, How to Contribute, Starbucks. Bunlar zaten yapmıştık. Çevrilmiş sayfalarımız da terimlerimizde şu anda 8 tane, 5 tane de in progress var. Onları yapınca bir yoklayabiliriz. Yani 13 sayfa birazcık sanki bana az geliyor. Belki de diyecekler ki çok az falan diyecekler. Bilmiyorum. O kurallarında öyle yazıyor. Bir gider bir sorarız, yoklarız.
biz burada kriterleri sağlıyoruz. Ne yapmamız gerekiyor live almak için diye biz sorduktan sonra belki ekstra bir şeyler işler çıkaracaklar. Diyecekler ki mesela şuradan işte şunu kontrol edin, bunu kontrol edin. Onlar da bir yandan hani aklımızın bir tarafında bulunur. En azından bu 5 sayfayı da yaptıktan sonra bir iletişime geçeriz. Gelecek toplantıdan sonra falan mesela. De çok iyi olur. Tamamdır. Şunu birazcık, bu biraz uzun bir konu. Bundan önce bir şuna dönebilir miyim ya, şu spreadsheet'e? Bunu yapmıştık. Ha. Burada bir şey paylaşmak isteyen ya da yeni task almak isteyen falan böyle bir şey var mı? Birisi var mı? Uğur, sende bir şey varmış zaten. Ben şunu aldım. Şeyma'da bir şey var. Benim şu PR review'lar geçti aslında. Onlar dana çekilecek. Benim üzerinde şu an bir şey yok. Tamam. Ya sadece Da. farkındalık için söylüyorum. Ha. Üstünde bir şey yoksa yeni bir şey almayı düşünebilirsiniz. Okey. Tamamdır. Sayfamız birazcık sanki bu outdated kaldı. Gidip yeniden bakmak gerekiyor. Yeni hangi sayfalar eklendi ama sonra yapılacak bir şey. Sonra da yapabileceğimiz bir şey. Okey. O zaman şuraya geldim. Şimdi biz burada bence bu ekipte iyi çalışıyoruz. Ben bunu gerçekten düşünüyorum. Böyle tam güzel open source hem de efektif. Ve en güzel tarafı da scale edebiliyoruz. Yeni biri geldiği zaman benim düşünceme göre en azından Uğur'a sormak lazım bunu da. Yeni sayılırsın sen birazcık daha. Hani daha kolay böyle entegre oluyor, adapte oluyor. Yeterli materyalimiz var, nasıl çalıştığımızı anlatan falan. Mesela bununla ilgili böyle bir blog post falan yazsak, atıyorum X dilinde birisi çeviri yapmak istediğinde, bir ekip kurmak istediğinde, yapıyı nasıl kuracağını bilmediğinde bizim gidip blog postumuza bakabilir diye düşünüyorum. Bunun artısı ne olur? Bir, burada öğrendiklerimizi başkasıyla paylaşırız. Bir de ikincisi de daha bencil bir sebebi var. O da kendimizin hem şahıs olarak hem de grup olarak reklamını yaparız. Promotion'ını yaparız. Böyle bir blog postu beraber yazmak isteyen çıkar mı? Blog posttan kastım cncf.io'da. Bu aşağıdaki taraf, yani aşağıdakiler içeriği mi olacak hocam? Ya bunlar tamamen benim aklıma gelen, mesela şunlardan bahsetse güzel olur diye düşündüğüm, belki de birazcık fazla olan, belki kısaltılabilir şeyler, başlıklar diyeyim. Hepsi başlık değil. Mesela toplantı düzenimiz, belirli bir toplantı düzenimiz var. İşte önce moderatör seçimi yapıyoruz. Tam olarak yapmıyoruz ama işte yapıyoruz diyelim. İşte Code of Conduct'ı hatırlatıyoruz. Şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Bunlardan hepsini bir cümle içinde veya iki cümle içinde bahsedebiliriz burada. Mesela şu, yani şu bir cümle olur, şu bir cümle olur, bu cümle olur, şu bir başlık olur gibi. Buradan bu blog post çıkar. İlgilenen varsa, ama iki kişi değil de mesela bunu 3-4 kişi yapmak isterim ben. Bir Google Doc oluşturup başlıkları işte şu başlık olsun falan diye bir iskeletini oluşturduktan sonra herkes bir ucunu yazabilir mesela. Eğer ilginizi çekersen. Ya bence çok güzel fikir. Ya ben yardımcı olmak isterim elimden geldiğince. Ben de isterim. Ben de dahil olmak isterim. Yani şeye katılıyorum orada. 3-4 kişinin yapması gerektiğine katılıyorum. Hatta hani Google Docs'ta yazıp en azından herkesin review edeceği bir şekilde yaparsak çok daha hoş olur. Tabii, aynen. Google Docs'a yazarız. Gene public olur yani, kanala yazarız. İsteyen gelip şey Evet. yap. Böyle iyi bir katkıda bulunan kişileri de gene yazar listesine yazarız. Yani kapalı bir şey değil bu. Okey. Tamam o zaman. Yani bunun bir acelesi yok. Ben birazcık bunu şu anda tam olarak yapabilecek durumda değilim şey olarak, zaman olarak, ama hani herkesin aklının kenarında bulunsun. Ya da ben bunu başlatırım, işte iskeleti oluştururum diyen varsa buyursun. O da olur. İlla benim başlatmam gerekmiyor. Öyle bir şey yapabiliriz. Okey.
Başka eklemek istediğiniz, konuşmak istediğiniz bir şey var mıdır? Uğur, senin açından nasıl gidiyor? Ya gayet hızlı, güzel. Yani pürüzsüz. Tamam. Bir sıkıntı yoktu. Ufak bir iki bir şey de Oğuz'a sormuştum. Zaten ilk PR'ı çıktık Agile'dan. Onun dışında işte diğer çeviriler var şimdi. Yani gayet iyi. Ben bir Tamam. şey sormak istiyorum. Bu şeyde Continuous Delivery şeyindeydi sanırım. Çevirisindeydi. Bayağı bir orada hep sizler de bir sürü destek attınız, yorum gönderdiniz. Oğuz'un orada işe yorum vardı. Bu çevirmek istemediğimiz veya çevirmeyi tercih etmediğimiz terimleri parantez içerisinde Türkçelerinde yazmayalım diye. Orada yazalım diyen de oldu, yazmayalım diyen de oldu. Onun için acaba bir ortak sonuç belirleyebilir miyiz? Böylece diğer belgelerde tutarlılık olur. Ya ben de mesela çevirmiyorsak yazmayalım tarafındayım, parantez içerisinde Türkçesini. Hani hem görüntü olarak hem de zaten mantık olarak da daha şey olur gibi, uygun olur gibi. Valla diğer dokümanlarda nasıl yaptık acaba ki? Şunu da ben direkt çevirmişim. Başka örneği var mı onunla kıyaslayabileceğimiz? Bilen Al. olan var mı? Ya benim vardı sanki, öyle hatırlıyorum ama hangisiydi onu tam hatırlayamıyorum. Şey, abstraction galiba. Evet hocam, olabilir. Başlıkta konuşmuştuk. Evet. Soyutlama, abstraction. Burada sadece continuous delivery CD. Ya bence yine mesela abstraction'la continuous delivery çok da aynı şekilde çevireceğimiz şeyler değil gibi geliyor bana. Ya bir de Hani bu arada burada biraz bir tık okey de, çok pardon Uğur. Continuous yok. delivery'de hep öyle bilindiği için direkt sanki. Ya aslında iki farklı kategori mi var demek istiyorsun? Mesela burada bunu bu şekilde yapmak mantıklı ama burada bunu Evet. yanına işte sürekli bir şey, neyse, sürekli teslimat yazmak mantıklı değil mi diyorsun? Bir tık öyle geliyor bana. Ama işte bunun mantığını nasıl Yani anlatacağız işte kısa? çok kişisel kalıyor, Yani bir de evet. yani okuyucu tarafından düşünelim. Hani biz hadi yazıyoruz, şey yapıyoruz da hani hiç bilmeyen okuyucu Ben de da öyle düşünüyorum. şey Evet. yapar yani. Bunu okurken A çevirmemişler. İşte başka bir doküman okurken şey olur. Bir tutarsızlık mı var? Hissiyatı da verebiliriz. Ya ben de sana katılıyorum bu arada da. Hani ama iş şey kısmında, yani okuyucu kısmında, hani asıl o çıktığı okuyacak kişiler kısmında bir ilginç olacak. Ya bir de şey de var. Bu bak, Microsoft'un şurada ben şeyini göndermiştim sana bir konusunu. Yani Microsoft'ta da saçma bir şekilde bunların hepsi çevrilmiş. Yani mesela aynı kişi ya dur bakayım hani hasbelkader Microsoft sayfasında bunlar hakkında ne denmiş derse, mesela Türkçeleri orada var. Öyle de bir durum Anladım. var. Anladım. Çok gri alamamış burası gerçekten. Ya zor zor bir metin. Ya şimdi Ya. Oğuzhan dediği şu yönde mantıklı geliyor bana. Continuous delivery, sürekli teslimat, mesela böyle bir lafı hiç duymamıştım ben. Hani Evet. hiç kullanmadım. Ama mesela abstraction deyince hani abstract soyuttur, soyutlamadır. Hani bu biraz oturuyor. Diğeri sanki hiç oturmuyor gibi. Ama işte o ölçümü nasıl olacak yani? Evet, o Kriteri nasıl doğru. belirleyeceğiz? O çok doğru. Nasıl belirleyeceğiz onu bilmiyorum Hani ama. oy çoğunluğu desek, burada 4 kişi de atıyorum 20 kişi olsa belki tam tersine oy çoğunluğu çıkacak bu Evet. sefer. Evet, şeyi Microsoft'taki metni Ha okuyorum da şimdi. evet. Orada da mesela sürekli teslim parantez içerisinde de CD şeklinde çevrilmiş. Eğer hani ya continuous delivery olarak bırakmak Türkçe metinde, hani Türkçeleşmiş tarafta continuous delivery olarak başlıkta en azından bırakmak şey gelmiyorsa, sürekli teslim veya işte sürekli teslimat deyip parantezde CD bırakmak daha mantıklı. Eğer hani Uğur'un bakış açısından bakınca gerçekten öyle. Çünkü CI'da da mesela sürekli tümleştirme
diye çevirmiş Evet. mesela Microsoft. O da Ya ilginç bir çeviri. Microsoft'un metinlerinde her şey çevrilmiş. Ama tabii Microsoft'un metinleri ne kadar hani akademik olarak hani base alınabilecek, işte onun filolojisi vesaire olabilecek, o tartışılır. Yani kullanıcının okuyacağı böyle bir indeks tarzı. Yani bizim neyi çevirip neyi çevirmediğimizi mantığını anlattığımız bir yazı olabilir mi? Emin olamıyorum ama. İngilizcesinin dışında biz ekstra bir sayfa ya da giriş yapamıyoruz, değil mi? O işte Yani öyle bir şey, eğer öyle bir şey yazıyor belki hani Style Guide'ın içine yazabiliriz. Hani ya. oradaki Style Guide'da veya How to Contribute orada bir yerde bizim ama tabii orası da şey kalıyor. Yani orayı da birebir çevirmek ister mi? Burada çünkü bazı yerleri biz kendimize göre düzenledik tabii. Oraya eklenebilir gibi geliyor. Ya direkt home'a da eklenebilir buraya. Direkt Kısa bir home'a da noktada. eklenebilir. Evet, kısa bir şekilde. İndekse kısa bir şekilde işte Türkçe çevirmenin zorluklarından falan bazı terimleri bahsedebiliriz. Ama şimdi önce bizim bir karar vermemiz lazım. Hani neye çevireceğiz, neyi çevirmeyeceğiz diye. Onu yaptıktan Evet. sonra yazarız. Bu kararda bilmiyorum. Yani ya Ya mesela ben pardon devam buyur et. abi buyur. Yo yo buyur. Ben en altta mesela 3 tane daha, hani bir tanesi neydi? Ha, şey, pull request'i zaten daha önce şey yapılmış çevirmeyelim diye. En alttaki cümlede işte orada şey var. Feature branching var. İşte track based development falan. Bunlar da var mesela. Yani bu işte Canary Bluegreen şeyleri var. Development'lar var. Yani burada şey show olmuş zaten bu burada, yani ne çevrilecek ne çevrilmeyecek. Bayağı hani büyük kararlar lazım. Ya tekrar düşününce benim kafama yatıyor açıkçası. Sürekli teslim parantez CD şeklinde burayı başlıklandırmak benim kafama yatıyor. Zaten Yani hani ilk paragrafta hani orada da tanımlıyoruz işte CD olarak kısaltılan Continuous Delivery diye belirtiyoruz da. O yüzden bence o başlıkta çevirip o şekilde bırakmak hani okuyucu açısından çok kafa karıştırmayabilir. Diğer işte Canary ve Bluegreen onu bilmiyorum. bence onlar hiç çevrilmese Onlar hiç çevrilmeyebilir. ya Nasıl bence deniyor ona? continuous delivery. Ya ben mesela hiç bilmeyip de hani bunu okuyor olsam, yani Google'a yazdığımda bulacağım şekilde hafızama yerleşmesini tercih ederim diye düşünüyorum tabii de. Şimdi sanki üç tane seçeneğimiz var gibi. Bir tanesi böyle bırakmak. Bir tanesi Türkçesini böyle yazıp kısaltmasını parantez içinde yazmak. Bir tanesi de Türkçesini ana başlık yapıp parantez içinde hem kısaltmasını hem de uzun halini yazmak gibi geliyor bana. Ama başlık çok uzun olabilir bu durumda. Evet. Bazı kelimelerin de şey yok, kısaltması yok. Mesela o zaman ne yapacağız? Mesela abstraction, soyutlama, aynı yapıyı koruyacak olursam. Burada zaten iki seçenek var. Ya da hiçbir şey yazmamak diğer seçenekte. Sadece soru. Yani ya diğer şeyler de mesela diğer dillerdeki çevirilerde de çok mesela İtalyanca'da bazısını gerçekten İngilizce bırakmışlar, çevirmemişler. İspanyolca'da çevirmişler başlık. Başlık İspanyolca parantez içinde sadece CD var. Portekizce zaten hemen hemen aynı. Onda da çevirmişler. Şuna ne diyorsunuz? Sürekli teslimat, parantez içinde continuous delivery, tire, CD. Ben Yani
çevireceksek bu şekilde olmasını ben tercih ederim. Bir üsttekine göre. Ben de mesela ikinciyi de okuyayım. Çünkü zaten paragrafta anlatıyor olacağız diye başlığı uzun tutmama He. Evet, o doğru. şeyindeyim. Paragrafta da öyle Yani yazacağız. hızlı anlatıyor değil mi? Şey paragrafta Evet, paragrafta böyle. zaten CD ve Continuous Delivery diyeceğiz. Doğru, evet. Şeyma, senin düşüncen nedir? Karar verelim şimdi. Bir kararsız kaldım da ben. Normalde 3 diyecektim. Ama şimdi o sana öyle deyince 2'ye döndüm. Evet, o. Ben keşke Doğru. söylemeseydim. Tamam, bunda okey. Bunda soyutlama parantez içinde abstraction mı? Abstraction parantez içinde soyutlama mı? Tutarlı olmak açısından bu Evet. geç. Evet. Şu anda öyle miydi? Şu anda zaten öyleymiş. Tamam. O zaman bir dakika. O zaman bunu sadece bunun başlığını işte şey diye değiştiriyoruz. Neydi? Sürekli Sürekli teslimat teslimat. Sürekli değiştiriyoruz. teslimat mı, sürekli teslim mi? Teslimat yazıyor orada. Yok, hani öyle teslimat mı diyelim, teslim mi diyelim diye soruyorum aslında. Ha. Microsoft'ta teslim şeklinde. Microsoft'ta teslimat da var ya. Bak o, dur bakayım. O benim yazıda Burada gönderdiğim var. linkte teslimat yazıyor sanırım orada da. Orada da bir tutarsızlık var çünkü. Yani sürekli teslim sanki daha. Yo, bazı yerlerde de teslimat denmiş, evet. Evet. Çok orada bir tutarsızlık var. Teslim. İkisi de okey ya bence. Sürekli teslimat diyebiliriz. Buradaydı, ben onu yazdım. Tamam, o zaman şimdi buna karar vermiş olduk. Hı. Sürekli teslimat Evet. parçası gibi. Bunu toplantı notuna yazıyorum. Karar verdik diye. Yok, yanlış toplantı notu. İnşallah sakat bir şey yoktu o toplantı notunda. Yazmadım şöyle. Problem şu ki kaydediliyor. YouTube'a konuyor. O yüzden. Neyse. Konular. Tamam. Bununla ilgili sonra ya da yapmak isteyen varsa şimdi bir home sayfasına bir şey ya da bir şey yazmamıza gerek var mı burada home sayfasına, işte çevirmenin zorluğundan dolayı şöyle böyle yaptık diye. Yeterince açık sanki, değil mi? Bence de gerek yok gibi ya. Tamam. Gerek yok o zaman. Evet, ben de hani bir tanesini, yani bir çevireceğiz bir çevirmeyeceksek diye öyle bir şey yapabilir mi diye düşünmüştüm de şu an bence de gerek yok. Tamamdır. Bunda karar kıldık. Bunu bir yere eklememiz, bir yere yazmamız gerekiyor. Bunu nasıl çalışıyoruz vesaire bir dokümanımız vardı buradaki. Burada o tarz detaylarımız var mı? Orada yok sanırım. Orada yok, evet. Çeviri süreci. Sadece ortak terimler kısmı var. Tamam. Bana hemen söylerseniz 2 dakika şuraya bunu not alayım. Nasıl bir şekilde bunu yazabiliriz? Nasıl diyelim? Çevirmesi zor terimler mi diyelim, yoksa İngilizcesi daha çok bilinen terimler için. Yani terimlerin başlıkları için diyorum. Evet. Nasıl? Çeviri yapılıp parantez içerisinde İngilizcesi yazılarak İngilizcesi veya kısaltması kısaltması. yazılacak. Evet.
başlıkları için. Okay. Sanırım yeterince açık oldu. Açık olmasa da en azından böyle bir şey vardı. Ha diyebilmek için böyle şeylere not olmak iyi oluyor. Hı? Neyse. Okay, tamam. Yeterince temiz bence. Sağ ol Uğur bunu getirdiğin için. Başka bir şey konuşmak isteyen var mı? Bunu bitirdik diye düşünüyorum. Ya ben bir şey yani anlamadım galiba. En başta bir şeyden bahsettik ya, GitHub'da bir CNCF genelinde olsan sen bahsetmiştin. Tamamen Türkçe'ye mi çevireceğiz her şeyi? Yanlış mı anladım? Öyle görünüyor, evet. Yani şuradaki işte application, biz konsept falan diye de bahsettiğimiz yerler oldu bazı etiketlerde. Bu YAML içindeki etiketlerde ve kategorilerde. Onların orijinalini tutmak yerine aslında Türkçelerine karar kılıp o şekilde. Yani mesela issue'yu hani issue bırakalım dedik diye hatırlıyorum. Bunları falan tekrar konuşacağız o zaman, öyle mi? Yok ya, issue'yu onları aslında onları öyle bırakacağız. Bu ondan bağımsız şekilde CNCF'in o şeydeki kategorileri bu. Ha tamam, ben yanlış Bloktaki anlamışım. Tamam. kategorileri. Onlar herhalde her dilde, hani İngilizcesi kalmış her dilde, herkes kendi diline çevirsin gibi bir şey açılmıştı o sebeple. Tamam, pardon. Sadece şunlar Teşekkürler. ya. Biz Tamam, hala ben bir bunlar an her diye. şeyi gözden geçireceğiz zannettim. Sadece buradaki kategori. Kategori diye geçiyor bu arada. Tag Pek kategori. çok, evet ya, yani orası da nasıl şey oluyor tam bilmiyorum. Bazısı çünkü. Yok, ayrı şeyler değilmiş ya. Tag ile Ha. kategori aynı şeymiş. Sadece burada kategori yazıyor. Orada tag diye gösteriliyor. Aynı şeymiş. Bununla ilgili şey de zaten bu still kılavuzunda da bir paragraf olması da, birkaç cümle en azından o etiketlerin nasıl kullanılacağı ile ilgili ya da neler olduğu ile ilgili. Ha, şurası hatta Bir de bu var. Bir dakika. Bu neydi bir ya? de o var, evet. O benim kafamı karıştırmıştı işte. Ben bunu hatırlıyorum. Bunlar kullanılmıyordu. Olabilir. Bunlar kullanılmıyordu. Önceden kullanılıyormuş ama şimdi artık kullanılmıyor. Ben gittim şeyin direkt bu Glossary'nin web sitesinin kaynak koduna baktım, yani bu işte Markdown'ları falan render eden, build edene. Bu kullanılmıyor. Tamamdır, süper. Tamam, yani sadece bizim yapacağımız şey şu kategorileri bir gözden geçirip mevcut kategorileri ve mevcut dokümanları güncellemek. Teşekkürler tekrardan açıklama için. Rica ederim. Tamam o zaman. Teşekkürler herkese. 2 hafta sonra görüşürüz. İyi akşamlar. Ben teşekkür İyi ettim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. akşamlar.